biliyorsunuz HDP'li bazı milletvekilleri pul gönderdi. Bunları da meclisin iletişim giderlerinden karşıladıkları yönünde. Öncelikle efendim ilk sorum bu, iletişim giderleriyle ilgili bir değişiklik yapacak mısınız milletvekillerine yönelik? Bir diğeri de HDP'li Berzan Öztürk hakkında Topa'ya temsilen verilen sözde Kürdistan haritasının bulunduğu bir pul hediye edilmişti. Hakkında fezleke gelecek mi? Soruşturma başlatıldı. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce arkadaşlar ifade edeyim. Bugün şimdi o toplantıdan çıktım. Yarın 16 Mart 2021 tarihi Moskova Anlaşması olarak bilinen Türkiye ile o zaman Rusya, Sovyet Şuralar Federatif, Sosyalist Federatif Devleti arasında yapılan bir anlaşmanın 100. yıl dönümü yarın itibarıyla. Bu şu bakımdan çok önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin 23 Nisan 1920'den sonra usulüne göre yürürlüğe girmiş, yapmış olduğu ilk anlaşmadır. Ve bu anlaşmayla uluslararası alanda Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tanınmıştır. Rusya, misak-ı milli sınırları çerçevesinde doğu sınırlarımızla ilgili olarak Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu kararı Rusya'da kabul etmiştir bu anlaşmayla. Dostluk anlaşması adı da anlaşmanın. Onun 100. yıl dönümüydü. Bu münasebette bir burada akademik bir çalışma yapacak arkadaşlarımız. Şimdi sorulara gelince, pullarla ilgili ben de bir açıklama yapmıştım daha önce. Bu bize gelen bazı bilgiler çerçevesindeydi. Tabii bizim iletişim giderleriyle ilgili bir ödememiz var milletvekilleri için. Bunun bir üst limiti var. Sanıyorum şu an toplam yıllık olarak 57 bin TL civarında olması lazım bunun. Bu iletişim giderleri, telefon görüşmeleri başta olmak üzere posta giderlerini de telgraf giderlerini de içine alıyor. Ancak bu iletişim gideri, yani şöyle söyleyelim, pulun kendisi değil, pulun bir iletişim içerisinde kullanılması halinde yapılan bir ödemedir. Yani biz esasen gönderilmiş bir mektubu örnek olarak ifade edeyim. Gönderilmiş bir mektubu iletişim gideri olarak kabul edip ödüyoruz. Ama mesela bir pul satın alınıp bu bir gönderide kullanılmaz da başka türlü muhafaza edilir, başka türlü kullanılırsa bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ödemesi bu çerçevedeki çizilen mevzuata göre doğru değil. Bu var mı yok mu, çok detaylı bir şeye bu konuda araştırma henüz daha yapılmadı. Ancak bu ödeme konusunda malum iletişim giderleriyle ilgili bizim düzenlemelerimiz de var. O çerçevede iletişim mahiyetinde olan giderleri özel pulda bastırılabilir. İletişimde kullanılması kaydıyla bunlarla ilgili ödemeler yapılacaktır. Ama bu tür pulların bastırılıp başka amaçlarla kullanılma ihtimalini de önlemek bizim görevimiz, vazifemiz. Diğer hususla ilgili de ben de basından öğrendim bir inceleme başlatıldığını. Bu konuda bir hazırlık yapılacaksa, o aşamaya gelirse bir fezleke gelebilir diye tahmin ederim sadece. Efendim, gergerli olduğunun kesinleşen yargı kararı meclise gelmişti. En son inceleyeceğinizi söylemiştiniz. Evet. İncelediniz. İşte bugün bakacağız. Ne zaman genel kurulda okutulacak? Onun için bir şey söyleyemem şimdi, erken. Efendim, Enis Berberoğlu'nun da aralarında bulunduğu fezlekeler geldi meclise. Bunlarla ilgili son durum nedir? O karma komisyonda, tabii karma komisyon o konuda bir inceleme, bir çalışma yapar her zaman. Bunu yapıyor ama bir planlama, bir takvim var mı onu bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Arkadaş. Anayasa Mahkemesi'ne bir mektup göndermişsiniz. Bu Enis Berberoğlu kararıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ne yapılmasını istediğine dair. Buna yanıt geldi mi hocam? Hayır, gelmedi henüz. Yani biliyorsunuz iki farklı şey vardı, birbirine karıştırıldı bazen, onu gördüm. Birisi şu, bazı bireysel başvuruyla ilgili verdiği kararlarda Anayasa Mahkemesi, ihlalin kanundan kaynaklandığını düşünerek kararı meclise de göndermişti. Yani ilgili kanunun bir şekilde değiştirilmesini istiyordu Anayasa Mahkemesi. Bunu da gereği için diye Genel Sekreteri tarafından Anayasa Mahkemesi'nin gönderilmiş. Bunu doğru bulmadık biz. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının nasıl verileceği, ne tür kararlar verilebileceği, ihlalin nasıl giderileceği belli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu anlamda kanun değişikliği konusunda bir telkinde bulunmak ve bunu özellikle de gereğini yapın gibi bir ifadeyle kullanmak doğru değil. Bu ayrı bir konuydu.
Sayın Berberoğlu kararında ise birinci kararda olmayan ama ikinci kararda olan bir ifade var. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili de bir görev varmış, intibağı okuyanda böyle bir intiba uyandıracak bir yaklaşım vardı. Tabii bunu biz Anayasa Mahkemesi'nin iç tüzüğüne dayanarak bunun ne anlama geldiğini, yani somut olarak ne anlama geldiğini sormuştuk. Henüz bu konuda bir cevap gelmedi. Efendim, Suudi Arabistan bir karar aldı. Türk okulları kapatma kararı. Bu kararı nasıl değerlendirirsiniz? Benim okuduğum kadarıyla kapatma kararı değil de bizim Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü'nün açıklaması, fiilen 2020 içerisinde Türk okulları, Mekke ve Medine'deki okullar kapatıldı diye. Bu uluslararası anlaşmalara göre açılan okullar fiilen dediğine göre demek ki henüz resmi bir karar yok diye anladım ben. Bununla ilgili girişimleri ilgili merciler yapacaktır tabii. Efendim, bir ek yapabilir miyim? Siz Cuma günü Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı geldiğini söylediğinizde kendisi bir tweet attı ve Meclis Başkanı Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptım, bu kararı beklemelidir dedi. Meclis AYM kararını bekleyecek mi acaba? Şöyle ifade edeyim, bunu daha önce Sayın Berberoğlu çerçevesinde konuşmuştuk. Anayasadaki hükme göre kesin hükmün genel kurula bildirilmesiyle milletvekilliği sona erer diyor. Dolayısıyla meclis başkanlığı bakımından kesin hüküm söz konusudur. Kesin hükümde bir ceza davası söz konusu olduğundan adli yargı içerisindeki süreçler derecat içerisinde tamamlandıktan sonra ortaya çıkıyor. Yani ilk derece mahkemesi, istinaf, daha sonra temyizde verilen kararlar neticesinde artık başka bir merciye o yargı kolu içerisinde başvurma imkanı kalmadıktan sonra hüküm kesinleşiyor. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu hükmün kesinleşmesini engelleyen, durduran, ortadan kaldıran bir yol değildir bizim sistemimizde. Tabiri caizse şöyle daha önce de ifade ettim. Anayasa Mahkemesi'nin kararları doğrudan etki etmiyor, dikey etki etmiyor. Hiyerarşi içerisinde bir mahkeme değil bu anlamda. Yatay etki ediyor. Nitekim Anayasa Mahkemesi kendisi kesin hükmü kaldıramadığı için 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Sayın Berberoğlu ile ilgili kesin hükmün kaldırılması gerektiğine dair kararında açık olarak bir hüküm vermişti. Dolayısıyla kesin hüküm anayasaya göre bağlayıcıdır ve onun gereği yerine getirilir. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru kararının sonucunu beklemek söz konusu değil. Ama şunu da, bir tedbir başvurusu yaptığını ve bunun da Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmediğini de öğrendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.